أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين بحق فرقانك الكريم وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظنا واحفظ أخواتنا من شر النفس والشيطان ومن شر أهل الضلالة وأهل الطغيان واحفظنا من الشبهات والضلالات والبدعيات ومن جميع الشر يا حافظ يا حفيظ يا خير الحافظين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. تهيت تنزلنا بالكثرة في نورية أشكرما ستفسر tevhid denizinde bir kadreye binip denize dahil olacağız inşallah. Bu dört kelamdan, dört kelime, dört kelam. Hepsi bu kadar diyor. Dört kelime ile kainata bakarsan ve hayatını ve mahlukatı dört kelimeyle anlarsan imanın esaslarını bu dört kelimeden faydalanarak tesis edersen nefsinde de kendi dünyanda şahsi hayatında insaniyetinde de onu yaşamak için dört kelama dikkat et. Uygulaması bunu böyle yaparsın diye anladık. Birincisi İnni mesul maliki, ben kendime malik değilim. Bunu iyice bir kafana yaz. Ama ne demek? Nasıl ben kendime malik değilim diye söylemekti. Bir ötesinde kendime malik değilsem ne demek bu? Kendine malik olmamak bize neyi getirecek? Bunları anlar. Geçen dünkü dersin konusuydu. Bugün peki ikinci hakikat insanın hiç ihmal etmeyeceği, etmemesi gerektiği, imanı yaşaması için etmemesi gereken ikinci hakikat el-mevtu hakkun. El-mevtu hakkun. Ölüm haktır. Evet. Bu hayat ve bu beden şu azim dünyaya direkt olacak kabiliyette değildir. Bu dünya hayatı.
bu hayat, bu dünya hayatı. İnsanın hayat olan ruhu demek istemiyor olması lazım. Bu beden şu azim dünyaya direkt olacak kabiliyette değildir. Zira onlar demir ve taştan değildir. Ancak et, kan ve kemik gibi mütehalif şeylerden terekküp etmiş, kısa bir zamanda tevafukları, içtimaları varsa da iftirakları ve dağılmaları her vakit merkuzdur. Her zaman mümkün. Gerçek bir şekilde. Melhus. Lahz-ı anidir. Tabi olabilir. Ölüm haktır. Onlar demir ve taştan değildir. Diyerek sanki demir ve taş olsaydık, demirden taştan olsaydık daha mı fazla kalırdık? Hayır, o kadar, yani nispeten, o kadar çürümeye müsaitiz ki, hayat alınıverdiğinde, bir gün içinde çürümeye, kokmaya başlıyoruz, hemen. Bu o kadar. Bu bahsede bağlantı kuracak olursak, yani basit bir şey, şimdi demir ve taş bedene göre basit maddeler. Yani o yüzden devamlılığı daha uzun var bu dünyada, yani benzetme yapacak olursak. Yani. Böyle olmadığı için, kesret olduğu için beden dağılmaya yüz tutuyor. Yani ruh gibi şey değil. Hemen dağılır. Değil yani, ruh gibi basit değil. Bölünmüyor değil yani. Çünkü taş da dağılıyor mesela. Demir mesela zamanla yıpranıyor, çürüyor, gidiyor. O da çabuk. Ama zamana karşı mesela beden daha çabuk dağılmak istiyor. Bunun ben kendime malik değilim üzerinde uzun uzun konuştuk ve niyet, nazar, manayı harfi, manayı ismi ile bağlantısını kurduk. Bunun da el-mevcu hakkun nasıl bağlantısı var? Fenalık, faniye girişi sanki şahsında, nefsinde tam hazmetmem gerektiğini hissediyor. Faniye girişi. Yani nefsim tam bunu anlamalı. Öyle ki her an fenaya gidiyor. Gidebilirliğimi bilip ben kendime kalsam demek. Dünyayı ebedi zannetsem değil. Kendini hiç kandırma. Herhalde duyguların kalbin terbiyesi için elmer tefakkun. Yani mana ismi, mana harfi ve sonunda da mana harfiyle kainata bakan esbaba baktığı zaman onun ciheti istinadını görerek mürsir-i hakikiyi gören daha çok aklın faaliyeti. Yani el-mevte hakkında akıl yok değil. Yani el-mevte hakkında akıl var da aklın ölümün gerçek olduğunu anlaması yetmiyor. Çünkü hisler ebediyeti istediği için hep ebediyete kaçıveriyor ve
dünyada ebediyete olacağını zannediverme eğilimi çok fazla insanda. Ebediyeti istiyor ya. Ama onu nefis bu dünyada hiç ölmeyecek. Yani kafasını kuması kalbiyatı için diye yapması için kullanıyor. Ölümü düşünse başkasına verir sadece. İlginç bir tespit. Güzel bir tespittir o. Ölümü düşünse başkasına verir. Yani ölümü inkar edemez. Çünkü o kadar vaka ki belli. Ama başkasına verir. Kendi üstümüze almıyoruz. Mülahaza edilebilen, he? Allah Allah, mevhuz düşünebilen, aklına gelebilen düşünülmüş diye söylemiş. Mevhuz mülahaza edilen diye. Allah kısa bir zamanda tevahukları, ihtimalleri varsa da iftirakları ve dağılmaları her vakit mevhuzdur. Her zaman mülahaza edilebilir, düşünülebilir. Yani her zaman dağılabilirliği anlaşılır. İhtimal. Evet, mülahaza edilebilir. Ben de lahzeden lahza mevzi her an olabilir. Zannetmiştir. Yanlış düşünür. Bilmiyorum. Hak kelimesi dikkatimi çekti burada. Biz genelde bir şeyin hak olan şey yani var olan anlamında kullanılır değil mi? Mesela bir şeyin hakikati varsa o şey vardır yani. Yaratılmıştır. Mesela kanundan bahsettiğimiz zaman mesela kanundan bir ilgi yok. Ama ruh mesela var, ruhun bir hakikati var. Dolayısıyla ruh mahluk. Bunu biraz karıştırmam değilsin de. Ölüm de bu cihette yaratılıyor yani. Ölüm ilk insan aklına gelen yokluk gibi geliyor. Yani sanki yok olmaya doğru gidiyor gibi geliyor ama halbuki o da bir yaratılma olarak görmek gerekiyor bence. Yani hayat var, yaratılıyor, ölüm de var, yaratılıyor. İşte o cihette bakıldığı zaman bu dünyaya bir yokluğa gitmiyoruz. Evet, yokluğa gitmiyoruz. Yokluğa gitmiyoruz ve işte başka bir aleme dönüştürüyoruz. O bir dönüştürme işlemi olarak görmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü öbür türlü yokluk olarak gördü de insana karanlık şey hissi veriyor. Bir şey basıyor yani. Karanlık diye madde. İnsanın ümitsizlik. Ümitsizlik. Şeksizlik. Şeksizlik. Evet. Buradaki buranın ölüm haktır da buradaki anlatımı yani bize evet dediğimiz doğru. Mevti kendi başına düşündüğümüzde mevt haktır. Ademe gidiş değildir. De buradaki anlatışta bu hayat ve bu beden şu azim dünyaya direkt olacak kabiliyet değildir. Yani istina. Bu azim dünyadan ibaret. Bu azim dünyaya direkt olacak kabiliyeti değildir. Hangi dünyada bahsediyor? Herhalde bu yok. Bu hayat ve bu beden şu azim dünyaya direkt olacak. Yani bir de şu kainat, bu şekilde yaratılmış olan kainat, bu kadar muazzam olan kainatın, yaratılan kainatın ve insan ruhuyla da
insanın insaniyetiyle de ebedi isteyen, şu kainatın yaratıcısından beklediğine baktığında, bu kainatı bu kadar yaratan, böyle yaratan, insanın insaniyetiyle ondan bekledikleri var ya, o beklediklerine bakınca, şu bizim dünya hayatı olarak yaşadığımız geçici fani hayat, bu dünya, bu kainatın yaratıcısından beklenilen hayat değildir. Canlı olmak. Yorgun musun? Korkma ki. Kendi kendine uyku moduna girme. Aha. Çıkart şunu şöyle biraz serin ol. Rahatsız mısın? Yok. Yok değilim ama. Böyle düşün bu cümleleri niye söylüyor, nereye getiriyor ve ben ölüm haktır ve tamam öleceğiz canım ama yetmiyor, öleceğiz canım tamam öleceğiz canım ama yetmiyor, öleceğiz de böyle söyleyivermek yetmiyor. Bunu yaşamak çok önemli. Yani hem iki bağdan önemli. Ben hep mahlukum. İki yönüyle önemli. Ben hep mahlukum. Şu kainatın halıkı beni yarattı diye yaşamak çok muazzam bir olay. Bu bilinçte. Kainatın halıkı benim halıkım. Bir taraftan da, bu çok mazlum, bir taraftan da ölüm haktır. Tam o zaman insanın nefsine uymalarına, ya şimdi şöyle yapıvereyim demelerine karşı insana büyük bir kuvvet veriyor. Ölüm haktır. Ne yaptın? Ne yapıyorsun ki? Şu kainatın muazzam her şeyle mutlak olan Halık'ı bana yalnız bu hayatı vermiş olmaz. Şu hayat bu kainatın Halık'ına yakışmaz. Halık'ı eğer yalnız bu hayattan ibaret bir bana hayat vermişse, dünyadan ibaret varlık vermişse olmaz. Şu azim dünyaya direkt olamaz şu benim bedenimle şuradaki dünya hayatım. Benim fani hayatım. Herhalde azim dünyadan maksat, azim dünya dediği şu muazzam kainatı böyle yaratan zat, beni de bu kainatla böyle bağlayarak yaratan zat, bana yalnızca şuradaki fani dünya var ya, biraz sıkıntıları da bayağı var. Eğer İmanın bilinciyle yaşamazsa sıkıntıyla dolu oluyor bu hayat. Faniliği zaten sıkıntının ana kaynağı oluyor. Eğer onun faniliğini çok iyi anlamadan hem fanidir, hem bu dünya geçicidir, hem de benim Halık'ım şu kainatın yaratıcısı. Bunu iyice hislerimize sindirmeden yaşarsak keşke yaşarız. Ama bu bilinci canlı tutarsak o zaman şu kainatın her şeyiyle müessiri hakikisini bize tanıttığını, Allah hesabına marifet-i ilahiye hesabına şu kainat ile ilişki kurduğumuzu düşünelim. Bize manayı harfiyle kainata baktığımızı düşünelim. Ondan sonra kendi dünyamıza gelince o manayı harfiyle şu kainata bakınca çok muazzam. Her şeyiyle mutlak olan Halık'ı bizi tanıtıyor. Her yönüyle. Kendi dünyamıza gelince
yok olup gitmek bize çok fenaya gidiyor olmak, yani şu kadar yaşadın işte bitti demek, ruha, insanın ruhuna hiç kabulü mümkün olmayan bir anlayış, bir yorum olarak görünüyor. İşte onu yakala, mümkün değil bu. Anla, ölüm vardır fakat, yani bu dünya fanidir, fakat ebedi hayat var, ona göre yaşa. Şu kainatın Halık'ına sana ebedi hayat vermek yakışır. Bize. Kainattaki manevi harfiyle baktığımızda muazzam tecelliler, ifadeler, ayetler, her şeyiyle söylüyor Halık'ı mutlak olduğunu. Ruh böyle bir Halık'a istinad etmek istiyor. Fakat bu bilinç canlı olmayınca öleceğiz, geçecek, ümitsizlik geliyor. Geçicilik, ümitsizlik getiriyor. Hayır, şu hayat, yani insaniyet, şu kainatın yaratıcısının bana verdiği şu insaniyet, yalnız bu dünyadan ibaret olamaz. O halde hedeflerini bu dünyaya göre yapma. El mertü hakkı. Öleceksin, öleceğiz. Yani kendine vermez insan. Çok doğru, çok doğru, çok güzel bir tespit. Hiç kendim ölecek gibi gelmiyor. Onu çok iyi anlamamız lazım. Yani sen gençsin de onlar öyle düşünüyor falan da değilsin. Yaşlansan da hiç insan kendisini ölecek gibi görmek istemiyor. Hiç. Çünkü fenacı istemiyor. Faniliği istemiyor insan. Analiz et kendini. İyice yakala ve orada canlı ol. Yakaladıktan sonra, kendini yakaladıktan sonra canlı ol. Peki fenayı istemiyorsun ama ölüm var. O zaman fani dünya için yaşamayı kaldır. Tamamen dünyadan kaldır. Ebedi hayata göre yaşa. Çünkü ölüm haktır, ebedi hayat vardır. Buraya göre hesap yapma. Ne yapacağız o zaman? Yaptığım bir, kurduğumuz mahlukat ile diğer dünyayla kurduğumuz her ilişkide manevi harfiyle bakacağız. Niyetimiz öyle olacak. Bu bir. İkincisi, madem kainat da manevi harfiyle bakıyoruz, niyetimizi, irademizi, o müessiri hakikiyi, tanıdığımız müessiri hakikiye abd olacak. Yalnızca onu hesaba katacak şekilde bu dünyada irademizi kullanacak. O da ebedi hayatın varlığını insanın dünyasına getirmesine mümkün oluyor. Yoksa Allah var diyoruz, bu dünyayı hedef olarak yaşıyoruz. Ben yaratıldım diyorum, bu dünyayı hedef olarak yaşıyorum. Alarak yaşıyorum. Allah bize çok ikramda bulundu diyorum, bu dünyayı hedef olarak yaşıyor, alarak yaşıyor. Burada yine şu düşünce, şu tefekkürden sonra da aynı sonuca geldi. Sanki hislerimize, duygularımıza iyice sindirerek nefis dünyaya çekiyor ya, şu dünyada iyi hedef alarak tercihlerini yap diyor ya, ona karşı duyguları, insan duygularını terbiye ediyor. İyi dikkat et. Akıl almıyor. Akıl, kimseye sor, kime sorarsan sor. Aklın ölümü anlaması, fenayı anlaması hiç zor değil. Hiç kimse der mi ben ölmeyeceğim diye. Ama ölmeyecekmiş gibi yaşar. Yani malumu hep ilan ediyor, malumu. Mesela,
dağılabilir. Sanki biliyor da öleceğiz. Bir böyle bir de delil getiriyor gibi. Ama insanın ihtiyacı var. Hakrenliğin de duygular olarak. Duyguların ona göre terbiye olması lazım. Çünkü aklen öleceğini anlamayan kimse yok. Ben ölmeyeceğim diyen var mı? Diyemez ki. Ama ben öleceğim demek hiçbir problemimizi çözmüyor. Onu kullanıp, ben öleceğim hükmünü kullanıp, irademi, madem öleceğim, o zaman bu dünya fani, bu dünyada manayı harfiyle, bu dünyanın müessir-i hakikisinin müessir-i hakikisine bağlayacak şekilde ilişki kurmam, tercihlerimi ona göre yapmam gerekir, eğitmem lazım. Evet, böyledir. Yani manayı harfiyle, müessir-i hakikiyle irtibat kuracak şekilde irade tercihlerimi yapmam lazım. Bunun duygulara yerleştirilmesi, sindirilmesi gerekiyor. El-Mevtu Hakkun. Yani akılla bilmek, akılla bilmenin anlatılmasına, ya sen öleceksin, öle mi, lan ölecek miyiz, nereden çıktı bu, hadi bunu da anlayalım demeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok herkes buraya. Ama iradi tercihlerimizi öyle yapmıyoruz. Evet. Yani daha çok gafletli olmak işimize yarıyor. Çünkü ölümü düşünmek eğer sizin bir halkınız var, sizi burada size bakan, orada bakacak tarzında kendinizi ona böyle bir hayat vermek, böyle kısa bir hayat, geçici bir hayat vermek yakışmaz şu kainatın halikine. İşte, o zaman ölümü düşün, eğer böyle bu gerçekten çok emin değilse insanımızdan, ölümü düşünmek insanın hayatını kırar. Niye düşünüyorsunuz? Onun için kaçıyoruz. Evet. Ölüm var, sen biliyoruz ama siz diyoruz. Siz ölüm var diye herhangi bir insanın yani olduğu bir yerde arkadaş hepimiz öleceğiz diye herkesin yüzünü bir parça sen niye bu şunluğundan bahsediyorsun ki ben? Yani çok normal, yani dalga geçer hatta. Ne bileyim bu bana. Canları sıkılır yani. Lisedeyken bir kitap vardı. Kızımdaki ölmek üzere ölümü bekliyor. Çok kötü bir hastalığı var. Ama böyle dini şeyle bağlamış falan. Hadi hazırlanıyoruz, tabii ki bir hazırlanıyoruz. Ama devamlı ölüm. Hem acı bir tarafı var. Hem de hazırlanıyorsun gidiyor tutan. Anlıyorsun. Ah ne kadar güzel. Onu okuyunca hani her ölebilirim ona göre kendime dikkat edeyim. Hani her şey her günün anlamlı, her anı falan. Onu bir yere söylemiş oku diye. Ayrıca bizim ne kadar bunları da güzel bana verdiğini bırakıyor. Çünkü her tatıda en az bir kere önüne var diyor. Allah'ım bizim de. Yani insan demek ki öbür türlü ne diyeyim biliyoruz. Hani borcun var gibi demek birine. Ya biliyorum borcun var ödeyeceğim misal bir zaman ne diye bir tutuyorsun ben gibi. Şunu unutmak istiyorum. Yani. Kelimesinden bile kelimesi bile niye bu sözü söylüyorsun? Hatta bazıları başka kelimeler kullanıyor ölüm yerine. İstemiyor bunu hatırlamak. Evet bazıları derken işte ölmek istememek haktır. Evet. Ölüm de haktır. Ölmek istememek de haktır. Her zaman bir şey söyleyeyim. Öyle bir şey yok mu da yani belki kendimi tam veremedim bu şeye de. Ölüm zevalin bir temsilcisi. Yani değişim ve yok olmam, yok olmam derken bizim dünyamızdan çıkma. Şimdi kendisinde biz aslında birinci kelamı çalışırken şey dedik yani işte ben kendime malik değilim. Şimdi insan burada kendisine bakıyor. Bu dört tane şeyin ışığında, dört kelimenin ışığında
kendisine bakıyor. Manayı harfine baktığı zaman insan benim diyor. Sanki bir nevi ismiyle var. Mane ismiyle. Mane ismiyle baktığı zaman diyor ki ben kendim yaratıcısı değilim diyor. Mane harfine baktığı zaman kendim yaratıcısı Mane ismiyle baktığı zaman ben benim diyor. Ben benim. Sanki tamam. Orada bir nevi bir maliket hududu varmış gibi geliyor işte o şey hududu. Daha sonra onlar karşı takınacağı tavır o niyetle bakılır. Nazarını o şekilde değiştirmiş. Burada ölüme şey yapınca şimdi ölümün aynı şeyi uyguladığımız zaman Mane ismiyle baktığımız zaman bize bir fenalık gibi geliyor. Fenalık gibi geliyor. Mane harfiyle baktığımız zaman aslında şöyle görüyorum. Zeval olmasa biz esman farkına varamayabiliriz. Burada. Çünkü ruh sabit bir şey. Zeval devamlı zaman değişiminden dolayı o değişmesinden dolayı zeval gibi geliyor bize. Yani mesela sevdiğimiz bir şey şu anda var, şimdi yok. Az önce vardı, şimdi yok. Veya işte böyle mesela o zamanı tutamadığınız için akıp gidiyor. Bir nevi ölüme gidiyor. İşte manayı harfiyle bakıldığı zaman orada birçok şeyin kaynağı olmuş olur. Esmanın kaynağı, yani onlara muhatap kalıyor. Hani diyor ya, o küçük sözlerde, dar ağacı, sekizinci işte ona baktığında olunca da sekizinci sözde o aslandan kaçması mesela onun nazarını değiştirdiği anda mesela diyor ki işte mumis bir bineğe benzer diyor mesela. Tabi onlara gidip belki daha derin bir şey yapmak gerekebilir ama yani ölüme karşı bakma niyetimiz, nazarımız değiştiği zaman bizim bu aleme bakış şeyimiz tamamen değişiyor yani. Yani ters, yani tamamen zıt bir şekilde değişebiliyor yani. Biz her şeyi zevale gider gibi gördüğümüz anda aslında insan kendisine bu diğer şeyleri göz attım da dört tane, iki tane daha kelime. Bunları insan kendisinde müşahede etmesi gerekiyor. Yani bu dört kelime ışığında kendisine bakması gerekiyor. Tabii dört kelimenin işte, dört kelam dediği dört kelimenin şahsi hayatta uygulanması. İşte insan kendisine baktığı zaman bakıyor ki et yığından, kemik yığından oluşmuş ama onlar da bakıyor değişiyor abi. Yani ölüm derken işte zevale gitme mesela. Her zaman değişmesi de zevale mesela. Alınca güçlüydüm mesela bir iki yıl önce. Şimdi o kadar güçlü değilim mesela. Veya işte belki zekam daha kesin. Şimdi o kadar değilim mesela. Veya değişme olduğu için insan işte buradan hem kendisine tecelli eden o yaratıcısını tanıyor aslında. Bu değişmesinden dolayı yaratıcısını tanıyor. Bir de tabii bu dünyanın da şey olmadığı için mutlak olan, hak olan burası değildir. Taşıyamıyor. O yüzden sende tecelli eden o hakikati bul. Anlamında. Senin sen fark ettiğin o hakikate göre tecellilerini yap. Evet. Şu dünya hayatı, bu hayat, direkt bu dünya değil, hayatı şu azim dünyaya direkt olacak değil. Esas olacak. Bunu anlamak, hissettirmek, kendimize tekrar tekrar anlatmak hislerimize bu dünya fanidir. Yani faniyse ne yapalım? Manayı harfiyle bakalım. Niyetimizi, ebedi hayatı esas alacak şekilde kainata bakalım. Hayatımıza bakalım. İradeyi, cüz'iyemizi ona göre kullanalım. Şahsi hayatımızda. Tercihlerimizi ona göre yapalım. Unutmak var, yapmak var. Tercihlerimizi dünya hayatına göre yapalım. Canım istediyor vesaire. Şimdi şöyle. Fani dünyadayız. Ona göre. Ebedi hayat. Ebedi hayat var. Çünkü kainata mane-i harfiyle bakınca ebedi hayat gözüküyor. Olması lazım. Kendime de mane-i harfiyle bakınca ebedi hayat gözüküyor. Ebedi hayat olması lazım. Onu istiyorum. Bana ebedi hayatı verebilecek olan şu kainatın Halık'ı, bana ebedi hayatı isteten benim Halık'ım aynı Halık. Tercihlerimi ona göre yapacağım. Bunun için de devamlı kendimi mevhaktır unutma.
Dünyanın faniliği gerçek Hasan'ın vurgusu. Dünyanın faniliğini unutma. Bu dünyayı hedef alarak tercih yapma. Bu dünyadaki sanki manevi harfiyle, manevi ismiyle baktığımız zaman görünen eşya var ya, onları hedef almayın. Çünkü hakikati yok. Manevi ismiyle kainatla ilişki kurmanın hakikati yok. Şimdi bu aslında bu paradigmayla bakmak çok şeyi değiştiriyor. Biz bazen eğer bu paradigmayla bakmıyorsak ama yine ahiret için bir şey yapmak istiyorsak o zaman o ağır geliyor. Çünkü onun manayı, harfiyeti ne olduğu belli olmadığı için sanki oturmuyor hayatımızdaki bir noktaya. Ama bizim amacımız veyahut da paradigmamız, ölümün hak olduğunu, her şeyi zeval ettiğini düşündüğümüz zaman o zaman aslında daha önce güzel bilgiler çirkin gelmeye başlar. Bazı şeylerde manası belli olur. Artık onlar istenen şeyler haline gelir. Yani bir nevi içten bir değişim oluyor. İçten değişim oluyor bu. El mevfakın içten değişim yapıyor. Yani dahilde insanın hislerinde inkılap yatıyor. Sen niye kendini kandırıyorsun diyor. Belli bir şey var. Bazı şeyleri içten kaçıyor, bazı şeyleri içten kaçıyor. Evet. Dünyevi hedeflerde elmez hakkı ümitsizlik veriyor. Dünyevi hedeflerde ve doğrudur. Faniye boğulursan fanide ruh, ebedi isteyen ruh ümitsiz oluyor. Fakat dünyayı esas almaktan çıkıp da çıkartıp da benim Halık'ım bana ebedi hayatı verecek olandır dediğinde ruh huzur buluyor. Ruh huzur buluyor, nefis çekiyor ama dünyayı hedef alıyor. Kendi dünyamda kendimi ikna etmek için söylüyorum. Dünyayı hedef almak demek, manayı ismi ile dünya ile hayat ile ilişki kurmak demek. Ahireti hedef almak demek, dünyayı manayı harfi ile kullanmak demek. Yoksa dünyadan çıkmak değil. Ben kendime malik değilim. Bana bu dünyayı da yaratır, bu bedende yaratır, yaşlı yaratır, genç yaratır, beni bilmem, ben kendime malik değilim. Yaratan yaratır. Ona bırakırım işi, yaratma işini ona bırakıyorum. Kendi kendimi genç yapmak falan için çalışmak değil. Yapamam zaten. Ben kendime malik değilim. O zaman iradeni şu dünya ile ilişkilerinde, ki irademizi burada kullanıyoruz, manayı harfiyle ilişki kurarsan ebedi hayata göre yaşamış oluyorsun. Çünkü manayı harfi müessir-i hakiki onu tanıtıyor. O da marifet-i ilahiyeye götürüyor ve ümit kaynağı geliyor o zaman. Ümit geliyor. Rabbim benim bu kainatın halikı olan benim Rabbim bu kainatın halikı olan benim Rabbim beni şu fani dünyanın şartları içerisinde bırakmış olamaz diye anlıyorum. Ama ölüm var, o halde ebedi hayat var. Tercihini ebedi hayat var diye yap demek, dünya ile olan ilişkini manayı harfiyle kur demek. Yani marifet-i ilahiyeye götürecek şekilde kurdu. Her yerde, her anda, her ilişkide. Buyurun şimdi. Heyecanla. Felsefen yaptığı çok saçma bir şey geldi bize. Dikkat çıktı. Başka bir yerde yani şimdi mana ismine baktığı için şimdi aslında insan mana harfiyle bakıp ona göre tavır takılması gerekiyor. İşte faniyim. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor. Ama o mana ismine bakıyor. Bu fani diyor. Ben bunu nasıl değiştireceğim diyor. Fenayı nasıl yok ederim diyor. Bütün şeyi mesela değişmeye kalkıyor. İşte o yüzden mesela aslında insan kendisi de fenayı gördüğü için o damlayı işte toplamaya çalışıyor. Daha genç göstermeye çalışıyor. İlaçlar işte nasıl işte daha güçlü halde tutarım diye çalışmaya çalışıyor mesela. Sanki
başka bir yere böyle benzetme yaşadım da hani kendi yapım etrafımıza dön, mesela güneş orada var, güneşi bir döndürebiliriz dünya etrafında veya biz dönebiliriz. Şimdi o kadar zor yani felsefeyi yapmaya çalışıyor. Çünkü her şey fena gittiği için her yapmak istediği şey, gitmek istediği şey, her şeyin fenasını oradan kaldırmak çalışmak. İmkansız. O insanındaki o şeyi yapmaya çalışması o niyeti gösteriyor. Ondan o niyetini gösteriyor. Yani, beka istemek doğrudur. İşte ona karşı... Ama... Evet. Ama fenaya değişmeye kalkışması... Mümkün değil. O, ama o şekilde hareket ediyor. Yani o yani mana ismiyle baktığı yani, için... Doğru bir duyguyu yanlış yerde kullanıyor. Hani şu incarnation, pardon. Reincarnation. Ruhun bir halde bir halde işte hayvan olur, bitki olur, değişik bir şey olur falan. Bak zeka istemek doğrudur ama anlamsız bir yorum yapmak. Anlamsız bir şekilde bekayı aramak ama hatası manayı harfiyle kainata bakamamak. Bunlar mane harfi, dört kelimenin, dört kelime, dört kelam dedi ya, dört kelimenin uygulaması. Tekrar tekrar buna kafama iyice tamam diyor. Bunlar dört kelimenin insan hayatında uygulamasıdır. Bu dört kelam. Yani ekstra değil. Bir dört kelime var, bir de dört kelam var diye. Dört kelime var, bir de dört kelam onun uygulaması var. He. O zaman enteresan bir şey oluyor. Nefis aslında manay harfiyle bakıldığında onun o iştahlı hali iyi veya fenaya gitmeyen şeyleri istemedin sen. Belki de aslında duyguları eğitmek dediğimiz evet. O. Yani değil mi? Evet. Nefse sen nereden sen eğitebilirsek bunu ama sürekli el-mevtu hakkun diye söyleyip geçmek değil de mesela el-mevtu hakkun hakikatını günlerce her zaman hayatımıza canlı tutsak sürekli eğitsek nefis sonunda ben beka istiyorum Hasan anlattığı bekayı faniliği ortadan kaldırarak baki olacağım. Yani şuramı buyamı buramı işte estetik ameliyat olacağım, genç görüneceğim şeklinde kendini kandırma belli bir şey. İkna ederse nefsi devamlı tefekkürle ama. Devamlı mücadeleyle. Başında dedi ya bu katre benim devamlı muharebemle beni zaferle. Yani muharebeyi kazanarak çıktım diye. Bu muharebeden bahsediyor. Ama biz bunu bir gün oturduk uykulu uykulu baktık bu olaya diye muharebe ettik. Yani böyle muharebede olmaz. O zaman nefis bile bir ata dönüşüyor. Yani eğer ikna ederse nefse bilersin. Yani bekayı istiyorum. Ondan sonra beka nereden geliyor? Faniliği kendi içinde ortadan kaldırmak mümkün değil. El-mevte hakkı mümkün mü? Değil. Ne çabuk, niye beni kandırıyorsun ya? Ölüm yokmuş gibi davran. Var. Ölüm yokmuş gibi davran. Var. Fena yokmuş gibi davran. Var. Ne kendini kandırıyorsun? Ne kendini kandırıyorsun? Yani ısrarla kendimize söylersek bunu. İşte felsefenin yaptığı o ölüm haktır ki, ölüm gerçeği görmemek. Gözün gerçeği görmemek. Çok mu geç yaptın? Efendim? Ya yani planımda var. Bir saniye. Nefis ikna edersek, daha doğrusu nefis bize biliyor, hep dünyaya çektiriyor ya, fani dünya, yani mana ismiyle kainatla ilişki kurdurtuyor. İrade-i cüziyemiz. Mana harfiyle kurdurtuyor. Aklen biliyoruz. Ama pratikte dünya ile olan ilişkimiz mana ismiyle oluyor. Nefis ikna edersek, senin isteklerin de burada
manevi harfiyle kainata bak, ebedi hayatı, varlığını anla ve ona göre yaşa, hep ebedi hayatın gerçekleşeceğinden emin olarak yaşayınca, ama bu iman, iman terbiyesi. Neyse o, iman terbiyesi olmadan bir gün bunu söyledim diye. Evet ya, hakikaten öleceğiz be. Bak, dedelerimiz öldü, babamız öldü. Falan, değil mi şey? Sıra bize gelecek, öleceğiz dedik diye, şu dünyadaki hayatımızı ahiretin, ebedi hayatın varlığına göre tercih yaparak yaşayacağımızı zannetmeyelim. İyice düşünün, aklın ikna edilmesi ayrıdır. İnsan aklının tercihiyle yaşamaz. İyi düşünün. İyi düşünün hani. Akıl bilir ölüm var diye. Hiç ölüm var diye yaşamıyoruz. Hatta yani aklını kullansana demek var ya, aklını kullan olur. Tiryakilere bir bak. Aklını istediği kadar kullansın. Ne kadar zor var diye. Akıl önemli değil. Hemen öyle bir sonuca ulaşma. Fakat insanın tercihleri aklıyla yaptığı tercihlerden gel. Hep hissiyle yaptığı tercihlerden gel. Peki o zaman hislerimi nasıl terbiye edeceğim? İyi dikkat edin buradaki eğitim tarzına. Şimdi bu çok önemli bir yermiş bu mukaddeme ya. İyi dikkat edin. İnsan hislerinin tercihiyle yaşadığı için akıl ikna olmadan his hiç ikna olmuyor. Ama aklın ikna olması insanın tercihlerini değiştirmesine de yetmiyor. Kendimizi yakalayalım. Yani akıl ikna olacak, o akıl ikna olan akıl kalbe inecek. Ve o zaman devamlı eğitim gerekiyor. Yani akla hitap ediyor. O halde ebedi hayata göre, ebedi hayatın varlığına göre yaşa, yani şu dünyadaki hayatını, yani ebedi hayat var öyleyse bu dünyayı terk et değil. Öyle bir vakayla, öyle bir risalede öyle bir eğitim yok. Bu ve Kur'an'ın da öyle bir eğitimi yok. Bu dünya ile olan ilişkini manayı harfiyle kullanarak yaşa. Tercihini ona göre yap. Bu eğitim istiyor. Yoksa bir defa bilmekle, yani kainatın yaratıcısı var dedim diye şu dünyadaki hayatımda irade-i cüz'iyemi hep manayı harfiyle tercih yapacak şekilde kullandığımı zannetmeyin. Onun için taklidi iman, yani taklidi, yani taklidi dedi. Ben kainatım var canım, tamam dedi ki, hani bu dünyanın bir sahibi var diye anlatıyor ya. Bu kainatın bir sahibi var, bunun bir yaratıcısı var. O yaratıcı tektir, birdir dedim diye dünya ile olan ilişkimi tevhidin esaslarına göre kurdum demek değil. Yani manayı harfiyle dünya ile ilişkimi kurdum ve irade cüz'iyemi de ona göre kullandım demek değil. Eğer bu konuda eğitime devam edersek, senin dediğin nokta da önemliydi. Eğer bu konuda eğitime devam edersek devamlı, evet manevi harfiyle eğitilmek lazım. Manevi harfiyle dünyayla ilişkimizi kurmamız lazım. Her yerde müessiri hakikiyi görerek sebep sonuç ilişkilerine bakmamız lazım. Bak burada yine külli irade bunu tercih etti. Külli ilim burada kendini şöyle gösterdi. Mutlak kudret burada kendini böyle gösterdi. Diye diye kainata bakarsak nefsimiz bize ya şimdi dünya tamam ölüm var ama hani daha şimdi sen ona göre yaşamak değil de şu dünyada bir işin var. Bak ya şimdi kahvaltı yapacaksın. Yani ölüm var diye kahvaltı yapmayalım mı yani? Dedim mi? Oo nasıl nefis kubarıyor. Nefis böyle nasıl? Yani ölüm var diye kahvaltı yapmayacak mıyız yani? Kardeşim ifrat etmeyin deyince aşırıya gidiyorsunuz ya deyince nefis diyor ki doğru doğru diyor. Aşırıya gitmemek lazım şimdi. Aşırıya gidince ama iyi bir eğitim nefisi sonunda teslim alabilir. Kahvaltını manaya harfiyle yapar.
çeksin iyi olabilir. O zaman ha. Zaten... Evet kahvaltı yapma demiyoruz ama kahvaltıyı manaya harfiyle yapacaksın. Mümin ve hakikinin huzurunda olmak üzere yapacaksın. Sana kahvaltı yapma demiyor, demiyor. Senin halikan deyince nefis... Nefis kaçabilir oradan. Yani. Evet. Kahvaltı yapmak istemez yani. Manaya. Çünkü ona muhatap yani manaya bakmak Rabbi için tanımamı... yani zor geldiği için. Evet. Kahvaltı yapmamayı yeğleyebilir yani. Evet. Hiç, o zaman ben terk ettim dünyayı bir. Evet ama işte öyle bir... Dünyayı terk etmek öyle değil. Evet. Öyle yani bana öyle geliyor ki nefis hani lezzetinin peşinde ya. Hı. Nefsin lezzeti manayı harfiyle yapılacak işlere dönüşebilir. Demek. Eğitimsiz olmuyor. Eğitimsiz diyor. Olmuyor ama. İyi dikkat edin. Evet. Yani yoksa... İyi dikkat edin. Eğitimsiz, eğitim ne demek? Kur'an devamlı konuşuyor ya. Sanki Peygamber aleyhissalatü vesselamın 23 yıl vahyin eğitimine tabi tutuldu diye düşündü. Şöyle yaptı, şöyle yaptı, şöyle düşündü, şöyle şu şekilde araştırmalara girdi, vahiy devamlı geldi, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, eğitti. Eğitti. Yoksa birisi iyice ciddi bir şekilde bakar da eğitimle ne kastediyorsunuz derse arkadaş aynen işte yüzmeyi öğrenmek gibi. Denizde insan girince batmaz. Bunu bildim. Kolunu şöyle atacaksın. Ha. Atarken denizde batmamanın pratiğini yapacaksın. Yoksa İnsanlara bakıyorsun, yüzüyorlar. Deniz insanı batırmaz demek ki deyip de denizde yüzme eğitiminden kaçarsak, yüzme öğrenmekten kaçarsak, vahyin eğitiminden kaçarsak, benim manayı harfiyle kainata bakmak lazım dedim. Aklım anladı. Hadi şimdi manayı harfiyle kainata nasıl bakarak yaşarım? Devamlı bunu kendime eğitmezsem, iman meleke haline gelmezse, ben denize girince batıyorum. Dünya denizi beni batırıyor. Niye? Allah var diye konuştuğum anda bile eneyle konuşuyorum. Yani ben Allah'a inanıyorum. Ben kurtuldum. Öbürleri battı. Boşver bu gavurlar batacak. Ben değil. Diye gururla yaşamaya başlıyorum bu sefer. Umudiyetle değil. Bu sefer Müslim olmak yerine İslamcı oluyor. Anladınız mı bilmiyorum. Ümmet olmak yerine ümmetçi oluyor. Anladınız mı bilmiyorum. Mescitte secde etmek yerine mescitçi oluyor. Bizim camimiz var. Bu cami bizim, kimse buna dokunamaz demeye gururla sahip çıkıyorum. Kendime mal ediyorum. Ubudiyetten uzaklaşıyorum. Çok dikkat etmek lazım. Terbiyesiz nefsi teslim almak, nefsi ikna etmek mümkün değil. Manay harfiyle kainatla ilişki kurmayan bir insan ebedi hayata kendini hazırlaması bu dünyada mümkün değil. Manay harfiyle kainatla ilişki kurmak ise yalnızca Allah var demekten ibaret değil. Allah var demek başlangıçtır. O halde bak her şeyde marifetullah'a açılan kapıyı gör. Her yerde marifetullah'ı yani Allah'ın marifetine gitme eğitimi yap. Yüzmeyi öğren. Deniz insanı batırmaz. Demek yetmez. Dediğim doğru ama sana kullanmazsan bir işe yaramaz. Evet, deniz batırır diyene göre doğru söylemiş olursun. Doğrudur. Ama senin yüzmeni sağlamaz. Yüzemezsin. Deniz insanı batırmaz demek insanı yüzdürmez. Kandırmayalım kendimizi.
Ya ince inanırsan, ince inanırsan batlarsın. At bakayım kendini. Niye atlıyorsun ya? Neden eğitim yapmıyorsun? Neden eğitim yapmıyoruz? Doğru. Hakine yaşa var içinde umut var ama onu gene de nefsimiz için daha açığa çıkartıp ölüm haktır diye bir söylemek lazım. Çünkü öbür türlü ölüm yokluk değildir. Ben böyle hani var ben hiç anlamışlar bilmiyorum size var mı? Böyle hayatıma devam ediyor. Yani hayatıma devam edeceğim. Ondan sonra ölümden de güzel de geçeceğim. Orada hayatıma geri devam edeceğim. Gibi. Hmm. Hani o müjdeyi söyle kendine nefsin. Yokmuş gibi, kendi yokmuş gibi davrandığı zaman ne diyorsun, ne diyorsun diyeceksin. Hani hani var, hani ölüm vardı ya, anlamıştın aklı hani. Sahnesi dindarlar için çok önemli bir alarm veriyor. Dindar dediğimiz Allah'a inandığını söyleyenler insanlar için. Çok dikkat edin diyor. Ölüm aklına geldiğinde ahiret var deyip dünyanı daha rahat çalışmak, daha rahat yaşamak için alet etmedi. İşte orada ölüm hakkı. Şey yani gidecek. Ahiret var canım deyip dünyada rahat etmek için kullanıyordu. Bak, ahirete imanı dünyada rahat etmek için kullanıyor. Çok önemli bir tespit. Yani Sa'd ibn-i Sinan'ın Allah ebediyen razı olsun rahmetullah bu tespiti beni teslim alıyor. Ya nasıl yakalamış? Maşallah. Ancak vahyin terbiyesiyle bunu yapabilir. Bu tespiti yapabilir. Bir, ölüm aklımıza geldiğinde ahiret var diye geçiştirip dünya hayatımızı rahat yaşamayı yoksa ölüm insanın ağzının tadını kaçırıyor. Ne demek? Manayı ismiyle dünyada yaşayanın boş işle meşgul olduğunu, kendini kandırdığını söyleyiveriyor. O zaman diyorsun ya şuna da sahip oldum ama ama ölüm var sahip olsan onlar gidecek deyince ağzının tadı kaçıyor ya. Dünyada rahat etmek için, huzur bulmak için ölümün alem bekanın varlığını, yani ölümün son olmadığını söyler. Ahiret var der diyor. Ahiret var der. Bu dünyada ağzının tadını kaçmasını engellemek için ahlet eder. Peki ne yapacağız? Ahiret yok mu diyeceğiz? Ahiret varsa bu dünyanın ahiretin varlığına göre yaşaman lazım. Yani o da nasıl mümkün? Dünyayı manayı harfiyle kullanma eğitimi yapman lazım. Her dönemin, her tabakanın imtihanı farklı. Allah yok diyen için Allah var demek çok önemlidir. Allah var diyen için, evet Allah olması lazım diyen için kainatı manayı harfiyle kullanma eğitimi yapmak çok önemli.
bir seferde kainat manayı harfiyle kullanılması lazım demek çok bir şey ifade etmez. Onu anlamak, bilmek gereklidir. Ama problemimizi çözmek. Yani nefsi teslim almak. Eğitim yapmak lazım. Bu nefis özellikle Allah'a inanıyorum. Hangi dinden olursa olsun. Hristiyan olsun, Müslüman olsun. Yahudilerin de imanları birisi yok da. Çoğunun pek imanları gitsin kalmamış yani. Dini imanı mesela onlardan çıkartmışlar. Tamam. Değil mi? Ama o hastalık, o dini hastalık, hani bilmiyorum. Ama Hristiyanlardaki hastalık şer problemini çözememekten kaynaklanıyor. Evet, Yahudilerdeki hastalık dinin imani yönünü tamamen ihmal etmekten kaynaklanıyor. Arada fark var. Dün de söyledim bunu da sen. Halbuki o yaşadığımız olay çok önemli bir olaydı. Çok Müslümanların orada kirli kirli titremesi lazımdı. İman eğitimi yapmazsanız... Ben yazdım. Irk olarak diyor. Her şey hikaye olarak gördükleri için artık herhalde o da bir hikaye olarak. Hikaye. Biz de yani Kur'an'ı anlatılanları hikaye olarak görme ihtimalimiz çok fazla ki toplumda gene de görülüyor. Bunu düşünebilirsin. Ben hikaye bilmiyoruz ki sen hikaye de. Var öyle. Yani hikaye derler. Yani böyle diyen de kaçırmayalım noktayı. Dikkat edin. Bir şey bir yere kaçıyor. Biz böyle demiyoruz efendim demek meseleyi çözmüyor. İman eğitimi yapmayan bir insan sonunda öyle diyorlara gelir. Ben inanıyorum Kur'an'a der. Ne ederse inanıyorum der. Teslim olmak lazım der. Onu iman zanneder. İnkar etmiyor ama. İnkar etmemeyi iman zanneder. Eğitim yapmak lazım. Ya da eğitim demek imani nokta, yani iman esaslarını aklımız aldı ya, aklımız dedi ya, bu konuyu daha önce konuşmuştuk da tekrar geliyor. Böyle el mevzu hak önünde geçmiş çok fazla şey ifade etmiyor. Aklımız anladı, gerçekten deniz insanı batırmıyor. Tamam anladık. Tamam. Ve denizde insan girdiği zaman bakmaz ya. Görüyorum. Bak ben anladım diyorum. Burada kalıyorum. Bir şey ifade etmiyor. Yani başlangıçtır. Fakat yani boğulmaya yardım etme ihtimali var. Evet. Yani illa eden değil de boğulmaya yardım etme ihtimali var. Eğitim yapmadan boğulursun arkadaş. Denizde yüzme eğitimi yapmazsan boğulursun. Ölüm haktır dedik. Allah var dedik. Kainatın yaratıcısı var dedik. Bizi esbab dünyasından artık kelimeleri konuştuk ki ona göre konuşalım. Manayı ismiyle yaşamaktan beni kurtarmaz. Mana ismin içinde boğulurum. Kendimi hiç kandırmayın. Ben Allah'a inandım demek bir şey ifade etmez. Eğitim yapmazsan orada kalır. Yine boğulursun. Deniz boğulmaz diye boğulursun. Boğuluyoruz. Neden eğitim yapmadık ki? Manayı harfiyle. Biz bazıları diyor ki çok diyorlar yani. Öyle inanırsan ki deniz beni batırmaz diye. Deniz atsa kendini batmazsın. Bebek değilsin. Bebek olsan batmazsın. Doğru. İraden. Akıl bari olduktan sonra öyle bir batarsın ki atla gör. Ve atla gör kendini.
esbab dünyası öyle bir yutuyor ki hem dünya fanidir diyoruz, hem ölüm var diyoruz, hem de manevi arzıyla hiç kainata bakmıyoruz. Öyle bir eğitim yapmadı. Kur'an'ın eğitimine giremiyoruz. Vahyin eğitimine giremiyoruz. Tahammül edemez duruma gelmiyoruz. Hatta Kur'an'ı böyle müzik gibi dinlemek insana lezzet veriyor. Hadi gel bunu ne demek istediğini anladın deyince vaktimiz olmuyor. Kur'an beni nasıl eğitiyor deyince vaktimiz olmuyor. İşlerimiz çok oluveriyor. Anlıyoruz değil mi? Ahirete inanıyorum diye kendini kandırmayın. Ahirete inanan dünyasını manayı harfiyle yaşar. O da eğitim ister. Bir gün evet dünyada her şey manayı harfiyle Halık'ını gösterir diye okudum Risale'den. Eğitim yapmadıysan lafını edersin, bezirganlık yaparsın o kadar. Çırtkanlık yaparsın o kadar. Eğitim lazım. Sürekli. Nefis devamlı dünyayı hedefleyerek tercih yapmaya alışmış. Şimdi marifetullah eğitiminde yüzmeyi öğrenmesi lazım. Yüzme eğitimi şart. Öyle bir günlük, iki günlük sonuçları söyleyerek aklın sonuçları ulaşması doğru. Herkes biliyor. Ölüm daha. Kendimi kandırmayayım. 6666 ayet var. Her biri marifetullah'ın bir penceresini açıyor. Hepsini de görmem lazım. Eğitim yapmam lazım. Eğitim demek okula gitmek demek değil, değil mi? İman eğitimi yapmak. Devamlı tekrar tekrar. Yani kolunu şöyle atarsan yüzmez, düşmezsin. Ama eğitim görmeyene tanıyor ki. Hiç eğitim görmemiş birisi bisiklete binsin de düşmesin bakayım. Mümkün mü? Dünya öyle değil. Allah bize 23 senede boş konuşmadı. Kaçıyoruz. Ben kendim hep öyle görüyorum. Rabbin abdi olma eğitiminden kaçıyoruz. Ben inanıyorum ona. Ben kaçıyorum. İnanıyorum deyip kaçıyorum. İnanıyorum deyip kaçıyorum. İnanıyorum deyip teslim olmuyor. Biz inanıyoruz ya. Evet, Allah şimdi ne yaptınız yine bu sabah geldiniz bir araya? Yine işte ölüm hak dedik. ölüm hak değil mi? Komik ben ne diyorsunuz? Sanki ölmeyeceksin. Var mı dünyada ölmeyeceğine inanan? Ya ne söylemiş biliyorsun ki bunu demek? Terbiyeden kaçmak demek. O yüzden şimdi bunların ışığında hadi şerif var ya, yenilikleri acılaştıran ölümü çok yükledim diye. İşte o bu eğitimi hani ölüm haksız, huzursuz, mutsuz diye. Yoksa ölüm yokluk değildir, mutsuzluğu zıttımız bu değil yok. Yani bizim yenilikleri acılaştığımızda Allah adına yenilik almayacak mıyız? Dünyada acı çekmeyelim. Ayet de var alacaksınız diye. Ayet de var Allah'ın nimetlerinden. Dünyanın lezzetlerinden sizi kim mahrum eder diye. Ha, o zaman ayetle hadis çatışı da olur yani. Bu hadis yanlış. Hayır yani. Allah adına kainat muhatap olmuş. O zaman. Mahrumu değil ama istimala ismiyle aldığı lezzeti kır. Manez bile kendini lezzet alıyorum zannetme diyor. Almasın da zaten. Kendini kandırma. Ben Allah'a inanıyorum, ben ahirete inanmıyorum diye. Eğitimsiz kalma. Yani taklidi imansızlıktan taklidi iman da olsa Allah var demek büyük bir mertebedir. Önemli bir aşamadır. Fakat eğer insan devam etmezse taklidi iman, tahkiki imanın engeli oluyor. Ben inanıyorum diyor, ben inanıyorum. Terbiyeye girmiyor. Yüzme eğitimine kaçıyoruz. Nedense yüzme eğitimi nefse çok ağır gelir. Niye? Çünkü canım deniz batırmaz, canım deniz batırmaz demek tamam görüyorsun. Yüzme eğitimine gelip de bizzat denize girip de batmadığını gördüğün zaman nefis sana ama diyemiyor. Ben yüzüyorum. Mana harfiyle kainatı kullanma eğitimi yapmış bir insan
her yerde marifetullahı yaşadığı, marifetullahı kalbinde, ruhunda hissederek şu dünyada yaşayan bir insana nefis gelip de ölüm tamam, senin ölüm var ama sen yine dünyaya göre yaşa diyemiyor. Diyemiyor. Nefsin hükmü kalmıyor. Bu eğitimden geçmeden olmaz. Sahi Nursi'nin bir cümlesiyle dersin söylemem inşallah. Yani dava değil, dava içinde bir ruhan isterim. Sırf dava istiyorum, ben Allah'a inandım değil. Burhan istiyorum. Dava değil, dava içinde burhanın eğitimini yaparsın Sâle-i Nur diyor. Eğitimini yapar. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilmenemâ illâ ma'allemtena inneke entel alimun hakim. Ve ahiru da'vâhum enelhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.